İyi akşamlar 60 dakikaya hoş geldiniz. Bugün 60 dakikada ilk konuğumuz Profesör Hasan Köne olacak. Bugün biliyorsunuz 7 Ekim yani 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısının yıl dönümü. Dolayısıyla bu bir yılda Orta Doğu topyekün savaşın eşiğine geldi. Gerilim de devam ediyor. Biraz dolayısıyla hali hazırdaki durumu bu bir yılın nasıl geçtiğini analiz etmeye çalışacağız konuğumuzla. Hasan Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Buyurun. Şimdi kısa bir özet geçmeye çalıştım ben 7 Ekim saldırısının üzerinden. Bir yıl geçti, bu bir yılda tabii çok şiddetli geçti. Şöyle bir baktığınız zaman yani analiz ettiğinizde temel olayları ne oldu? Yani bu saldırı sonrası Hamas tarafı için ne yazdı karne? İsrail tarafı ne durumda? Ne istedi, ne yapabildi? Nasıl bir noktadayız geldiğimiz yerde? Doktora imtihan sorusu gibi oldu ama evet. Şimdi efendim Biden'ın politikaları tamamen Trump'a karşı kendisini kamuoyuna ispat etme boyutuna gitti. İşte bu Ukrayna Savaşı'nın çıkmasına neden oldu. İllaki NATO'yu alacağız diye. Aşağıda da yapılan yani Orta Doğu'da Araplarla barış görüşmeleri başarılı geçti. Suudi Arabistan, Katar, Körfez ülkeleri, Mısır, Ürdün, İsrail'in yanında işte görüşmeler devam ediyor, bir yumuşama havası. Bir tek İran, dikkat ederseniz İsrail'in varlığına karşı. Şimdi Gazze'de bulunan Hamas grubu başka bir çıkar göremedi. Şimdi Hamas'ın yaptığı da bir intihar saldırısı olarak görüyoruz ama dünya kamuoyunu etkileyebilecek bir boyutta olaya girişti. Bunu İsrail'i yoğun şekilde tahrik edeceğini herhalde tahmin etmişlerdir. Çünkü işte siviller öldü, ani bir saldırı oldu falan filan. Yani askeriye değil de sistemin içine girdi. İsrail buna Netanyahu nedeniyle diplomatik gelişmeler olmadan uluslararası alana ne yapacağını belirtmeden, yani ne yapacağım, nasıl savaşıyorum, asıl amacım nedir, nereye varmak, Filistin halkıyla mı savaşıyorum, Gazze'deki Hamas'la mı savaşıyorum, bunu nasıl boyutlara götüreceğim, sonunda ne yapmak istiyorum belirtmeden, gereksiz büyük bir güçle Gazze'ye yüklendi. Bu tabii büyük sorunlar çıkardı uluslararası kamuoyu açısından. Reaksiyon doğurdu. Siviller ölüyor. Hiç korumasız bir tarzda. Hamas'ın nerede olduğu belli değil. Yerin altında gömülü. Tabii ölüyorlar, kalıyorlar ama buna katlanmaya karar vermişler. Çünkü Filistin sorunu çözümsüz gidiyor. Ve İsrail yerleşme yerleri de gittikçe büyüyor. Bunu yapmak zorunda hissettiler herhalde. Çeşitli şeylerden. İran arkalarında. Ve olay gittikçe Filistin halkının aleyhine doğru döndü. Ama uluslararası alanda da İsrail'in prestiji kayboldu. Biliyorsunuz her konferansta gelirler, işte Holokost bize böyle oldu, şöyle oldu. Holokost bir nevi onlara genişlemede, bazı hareketlere girmede haklılık verme. Yani şeylerin, Ermenilerin soykırımına uğradık, bize devamlı yardım edin gibilerden. Yani 1915'i böyle çok şey derler. Bu da bu şekilde. Holokost. Biz 10 tane film seyrettik. Bize bir üniversiteye konferansa gelmişlerdi. Dedim ki vallahi herkes, Türk halkı ezbere biliyor bunu diye. 10 tane Almanlara karşı herkes bir film seyretmiştir. Yani niye istiyorsunuz bunu? İşte bir daha olmasın diye falan. Şimdi bunun üzerinden olayı tutmaya çalıştılar ama kendi giriştikleri, benim derslerde anlattığım savaş hukukunun, yani insancıl hukuk diyordu, üstüne çıkan davranışlar gibi. Aşırı güç kullanıldı. Herhangi bir çözüm boyutuna doğru gidilmedi. Çünkü iş başına gelen Netanyahu hükümeti 1996'da barış isteyen Isaac Rabin öldürüldüğünde aşırı fanatik bir İsrailli tarafından. Bu geldi ve ilk söylediği ses 96'da oradaki görüşmeler oluyordu. Ben de gitmiştim. Dedi ki barış için güç lazım.
Dedik eyvah. Niye? Şimdi Orta Doğu karışacak. Hatta 96'dan sonra zaten 93'te karışmıştı İran müdahale. Orta Doğu bir daha karıştı. Karışmaya devam ettiler. Zaten 47'den beri Orta Doğu karışıyor. Bu Türkiye'ye de yansıyor. Ve bugün gelinen ortamda en nihayet şiddetin içine Hizbullah'ı da çektiler. İran'da dikkat ederseniz ilk defa Biden'ın bu politikalarından, çünkü Ukrayna saplanmış durumda. Oraya para aktarmaktan, silah aktarmaktan Avrupa'nın gücünü tüketti. Göç hareketleri gittikçe arttı. Amerika için de reaksiyon, Trump'ın oyları yükselmeye başladı. Şimdi gene toparlamaya çalışıyorlar. Bunun üzerine İran'da kendisine bu cesareti bulduğu ilk defa bombalayabildi. Füzeler gönderdi. Cevap verdi. Ama İran'ın içindeki kimseleri öldürdü. Hamas'ın liderini öldürdü. Hem de İran'ın içinde görüşmeler yaptıktan sonra. Tabii uluslararası alanda kabul edilemez boyutlar ortaya çıktı. Şimdi bu durumda Hizbullah'ı kuzeyde bombalıyor. Hamas'ı belli bir şekilde bastırdığını tahmin ediyor. Fakat uluslararası alanda prestijini tamamen kaybetmiş bulunuyor. Hatta ilk başlarda Amerikan dışişlerinin yaptığı konuşmalar bir Türk gazeteci tarafından sızdırıldı. Basına da gelmiştir. Diyor ki ya bu savaş hukuku da tamamen aykırı, yani soykırıma giden davranışlar olabilir. Bu diyor bizi çok zor durumda bırakır. Bunu da basında yazdılar. Şimdi bu durumda olay gidiyor ama bakıyorsunuz Batı Amerika'nın desteğinde tamamen İsrail'in yanında. İşte İngiltere zaten Amerika ne yapsa onu takip ediyor. Fransa öyle. Silah cephaneye Almanya'dan da gidiyor. Biliyorsunuz Azerbaycan'la araları çok iyi. Çünkü Ermenilere karşı savaşta onlara destek verdiler, silah verdiler. Yani Türkiye'nin yanında. Oradan da petrol akışı bize kadar geliyor. Ondan sonra nereye gittiğini bilmiyoruz diyor hükümetimiz. Böyle bir şekilde bu olay devam ediyor. Nerede biter? Kritik bir noktada. Şimdi bizim uluslararası ilişkiler öğretim üyeleri arasında diyelim, yaptığımız konuşmalarda Ukrayna Savaşı'nın bir uluslararası nükleer çatışmaya dönebileceğini düşünüyorduk. Yani bu tür analizler. Şimdi birdenbire konu Orta Doğu'ya doğru dönüştü. Şimdi de şeyi bekliyoruz. İran ne yapacağını söyledi. Dedi ki vurdum, bana karşı cevap vermezseniz burada durur. Ha diyor ki cevap vereceğiz. Nasıl bir cevap bekliyorsunuz bu noktada Hasan Köni? Yani şimdi cevap vermeme gibi bir seçenek olmadığını anlıyoruz yapılan açıklamalardan. Evet. Mesele nasıl bir cevap ve tabii bu noktada Amerika ne kadar belirleyici olabiliyor İsrail'in hamleleri noktasında? Bunu biraz şundan da soruyorum. Çünkü bir önceki yani Hizbullah liderinin öldürülmesi, Nasrallah'ın öldürülmesi meselesinde tam da Amerika ve Fransa'nın girişimiyle işte ateşkes masasına oturmak üzere Netanyahu haberlerini takip ediyorduk ki bambaşka bir görünümü tartışır olduk. Dolayısıyla soruyu biraz o tarafa, Amerika'yı da işin içine katarak sorayım. İsrail ne cevap verir? Amerika bu noktada ne olmasına çabalıyor? Neden? İsrail Amerika'yı ne kadar dinleyecek? Maalesef şöyle bir durum var. Amerikan seçim sisteminde İsrail lobisi çok etkili. Sebebi Amerikan seçim sistemi kimin çok para topladığıyla ilgili. İşte Kamala Harris'in seçilmesinin nedeni başka bir aday bulunduğunda Biden'ın topladığı paraların boşa gideceği. O yüzden mecburen o toplanan milyonlarca para Kamala Harris'e geldi. Şimdi onu mümkün olduğu kadar basında yüceltmeye çalışıyorlar. Şimdi bu durumda ne Kamala Harris ne de Trump seçim sürecince İsrail'i durdurmaya yetecek bir çaba gösteremezler. Seçildikten sonra 4 seneleri var.
Burada gerekli baskıyı biraz daha kullanabilirler. Mesela Netanyahu'yu iktidardan düşürmesi için muhalefet kısmındaki yoğun bir muhalefet de İsrail içinde oluştu. Buna destek verebilirler. Ama hepimizin odaklandığı nokta 5 Kasım. Yani Amerikan seçimlerinden sonra nasıl bir tavır alınacak? Yani o tarihe kadar İsrail'in bir hamle yapmasını beklemiyor musunuz İran'a yönelik? Yapacak yani. Kendi yaptığı hamleler. 4 alana vurabilir diye düşündük. 1, devrim muhafızlarına vurabilir. Ki bu biraz daha kabul edilebilir bir boyut. Yani onların askeri boyutlarına. Nükleer tesislerin yapılmaya çalıştığı alanlara vurabilir. Bu İran halkını yanına çekecektir. İran hükümetinin yanına çekecektir. Amerika sakın diyor petrol tesislerini vurmayın. Bu da bütün dünyada petrol fiyatlarının tepeye çıkması demektir ki dünyada bir kaotik. Şu an hareketlenme var zaten petrol fiyatları tarafında. Brent petrol 80 doların üzerinde şu an. 200 işte dolar senaryoları konuşuluyor. Küresel güney bundan çok rahatsız olacak. Çünkü bu tür savaşları gıda enflasyonu, enerji enflasyonu olarak algılıyorlar. Daha çok kendilerine yansımaları bu tarzda. Veyahut işte liderleri ne vurabilir ki? Onu da tahmin ediyorum sakladılar. Bu sefer istihbaratını almamışlarsa. Ama tahmin etmiyorum liderleri vuracağını. Devrim muhafızları üzerine olabilir. Askeri güç boyutu üzerinde. Bu uluslararası dünya ekonomisini çok büyük etkilemez. İran'ı etkiler. Bir şöyle bir de laf söylemişler. Bundan sonra İran'da rejim değişikliği olacak. Bu da olabilir. İran şu şekilde çekiniyor. İran çok etnikli bir ülke. İşte ön tarafında biliyorsunuz 4-5 milyon Kürt var. Zaten onlar Amerika ile yakın bir temas olabilir. Hep tarafta var. İsrail ile de yakın temastakiler, Irak'takiler falan. Türkler var. Orada da milliyetçilik gelişiyor. Azerbaycan şimdiye kadar bir hareket olmadı. Türkiye'nin bu konuda hiçbir şeyi yok. İranlılar var direkt olarak. Bir de arkada Beluciler var. Arada Belucistan'a da İran bomba atıyor. Onlar da bir ayrımcı akım. Şimdi bunlar bir savaşa girdiğinde İran içinde kendi devletlerini kurmak için bir takım faaliyetleri de gelişebilirler. Bu yüzden İran vekalet güçlerini kullanıyor. Ama dikkat ederseniz İsrail sarmış durumda. Aşağıda Husiler var. Kuzeye çıkarsanız Lübnan'dakiler var. Irak'takiler var. Suriye'de Haçlı Şabiler var. Demek ki vekalet güçleri zaten sarmış durumda. O da ileride bir takım gelişmeler hamle yapıyor. Bir Şiiliğin gelişmesi için bakın diyor Sünniliği ben koruyorum. Öbür Sünni ülkelerden ses çıkmıyor. İşte Suudi Arabistan, Mısır, şudur budur filan. Bu yüzden de bu politikasına devam ettiriyor. Ama şu anda İsrail'in hareketlerinden sonra ne olacağı, bize nasıl yansıyacağı konusunda bir takım analizler yapılıyor. Daha doğrusu yapıyoruz hep beraber. Büyük bir göç hareketi daha olabilir. Veyahut YPG, PKK tekrar hareketlenebilir bu imkanlardan faydalanarak birileri dürter, Türkiye'yi meşgul edin gibi boyutlarda. Olayın bize kadar yansımaları, büyük bir göç hareketleri tekrar başlar. İşte İdlib'deki 2,5'dan 4 milyona kadar yakın bir yapı var orada. Aşırı uçtaki sistemler, Sünniler de orada toplanmış. Burası Türkiye içine göçe gelebilir. Yani bu nevi taarruz şeklinde kabul edin. Direkt saldırı boyutunda en direkt de olabilir bu şekilde. Bu tür yansımaları şimdilik bekliyoruz. Nereye kadar gidecek? Nerede durabilir? Öbür türlü söyleyecekleri hep spekülatif olacaktır diye düşünüyorum. Ama kısa vadede burada işlerin yatışması beklentisi rasyonel durmuyor söylediklerinizden anladığım kadarıyla. Maalesef yani tamamen Gazze'yi boşaltacak. Çok başarılı olduklarını söylüyorlar.
İran'da rejim değişikliği düşünülebiliyorlar. Ama o kadar kolay mı hocam İran'da rejim değişikliği? Yani yıllardır çok gündeme gelir ama. Bu sefer eğer İran'ın içindeki bazı sistematikleri vururlarsa, yani büyük bir bombardıman başlarsa, İran buna cevap verirse Amerika'da sisteme girer. Efendim işte Çin ve Rusya bunu kabul etmez, yardım eder falan gibi. İşte petrol kesiliyor. Biliyorsunuz İran'dan İHA falan alıyorlar. Yaparlar mı, yapmazlar mı? Yoksa onlar kendi dengelerine mi bakıyorlar? Çünkü İslami gelişmelerden bunlar da rahatsız olan ülkeler. Mesela bizim Uygurlardan Çin rahatsız. Rusya Türk konseyine bir şey söylemiyor ama Rusya'nın içinde 10 tane ayrıca Türk oblastı da var. Falan. Yani ne boyuta gidebilir, nasıl olabilir? Çok. Bu da bu söylediğiniz savaş... topyekün bir savaş hali. O da bölgenin tamamen tüm aktörler için en azından öngörülemeyen bir süre işlevsiz hale gelmesi anlamına da gelecek. Yani hem ticaret yolları açısından, hem oradaki işbirlikleri açısından, hem herkesin bir şekilde nüfus kullanma çabası açısından, ben buna Çin'i de katarak söylüyorum. Çünkü o da son dönemde orada pek çok adım attı. Sadece ekonomik ve ticari anlamda değil, siyasi anlamda da nüfus gösterme çabası belki de tarihte hiç olmadığı kadar belirgindi. Şimdiki tabii biliyorsunuz İsrail'le de yakın ilişkileri var. Hindistan İsrail'i destekliyor. Bir de Netanyahu'nun gösterdiği haritalar var. Dikkat ederseniz şer ekseni diyor. İşte Suriye, Irak, Lübnan'ı gösteriyor haritada. Kendisi bir de kendine göre yol ve kuşak projesi. Hindistan'dan giriyor. Suudi Arabistan'dan giriyor. Ürdün, İsrail oradan Kıbrıs açıklarından gidiyor. Mesela başka konular da var. Mesela bizi tehlikeye atanlardan biri. Amerikan uçakları Kıbrıs'tan kalkıyor, gidiyor, destek veriyor. Şimdi Güney Kıbrıs'tan kalkıyor ama 1960 Lefkoşa Anlaşması'na göre Türk tarafının da izin vermediği bir alanda İngiliz üslerinin başka bir devlet tarafından kullanılması uluslararası hukuka aykırı. Ona da pek sesimiz şimdiye kadar çıkmadı. Hani petrol gidip geliyor, şeye geldikten sonra limana, ondan sonra nereye gittiğine karışmıyoruz boyutu olabilir. Ama Kıbrıs'ta diyor ki oradan gelirlerse, oradan bizi bombalarlarsa diyor Hizbullah, ben de Kıbrıs'a 2-3 tane füze atarım. Hangi kısma, nereye kadar? Ne olabilir Kıbrıs'ın durumu falan. Türkiye'nin de burada başka bir hani Cumhurbaşkanı'nın dediği saldırı direkt böyle boyutta olmayabilir ama dolaylı olarak Türkiye'nin ulusal güvenliğini etkileyecek bir sürü boyut ortaya çıkıyor. Peki. Diğer ülkelerin tutumlarıyla birlikte. O yüzden olayı bekliyoruz. Daha çok haber gelmesi lazım. Yani daha derin haber kaynakları maalesef Batı'nın kaynakları üzerinden olayı götürebiliyoruz. Yani Rusya'yı da Batı olarak sayıyorum. Onun dışında ümit ederim devletimiz daha derin analiz imkanlarına sahiptir diye düşünüyorum. Profesör Hasan Köni, teşekkürler. Katıldığınız değerlendirmeleriniz için çok sağ olun. İyi akşamlar. Burada kısa bir araya gidelim. Aranın ardından 60 dakika devam edecek. Tekrar hoş geldiniz. 60 dakika devam ediyor. Mesut Öksüz konuğum olacak. Züccaciyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, kısaca Züccüler Başkanı. Hoş geldiniz Mesut Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş bulduk Zeynep Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Biraz talep tarafını, yani iç talep tarafını konuşarak başlayalım istiyorum. Nasıl seyretti şu ana kadar, ne görüyorsunuz? Yani beklediğiniz gibi mi gidiyor? Bir dramatik farklılaşma görüyor musunuz? Evet, iç pazarda enflasyon kontrol altına alana kadar ticaretin iyi olmayacağı artık çok net tabii ki. Rakamlar da bize bunu gösteriyor. Şöyle bir özet yapmak lazım. Eskide alışverişlerde daha büyük parça ürünler alınırdı. O da tabii ki para tutuyordu. Çeyiz setleri
12'şer kişilik setlerden oluşuyordu. Ama artık bunlar 6 adetli parçalara kadar düştü. Hatta biliyorsunuz bir takım kültürümüz vardı. 6 tane bardak alırdık, 6 tane servis alırdık, 6 olmazsa almazdık. Şimdi bunlar 3-4 adetlere talep görüyor. Hatta ikili kahve fincanı almak isteyen müşterilerimiz bile artık var. Yılın ilk yarılarına baktığımızda nispeten durgun bir sezon geçirdik. Yaz aylarında beklediğimiz, özellikle gurbetçi turizmi dediğimiz, Arap turizmi dediğimiz ticaretimize etkileyen pozitif etkiler vardı. Onlar da maalesef istediğimiz gibi geçmedi. Ama şunu söyleyeyim, özellikle geçtiğimiz ay bir okul sezonumuzda. Okul sezonundan sonra Ekim ayıyla beraber işlerde bir hareketlilik olduğunu söyleyebilirim. Tabii önümüzdeki ay 11. ay. 11. ay biliyorsunuz artık bir indirim ayı. Arkasından 12. ay bir yılbaşı hareketliliği başlıyor. Bizim hedeflerimizi, bu yılki hedeflerimizi tutturup tutturamayacağımızı bu Kasım ve Aralık ayı çok etkili olacak. Kasım ayında bu indirim beklentilerinden dolayı tabii ki bizim o aya yazdığımız bütçelerimiz de, hedeflerimiz de bayağı yüksekti. %85'lerde, 80'deyiz diyelim şu an. Kasım ayındaki, bu indirim ayındaki yapmış olduğumuz ciro yılı 80'lerle, 90'larla mı, 95'lerle mi bitireceğimizin önemli bir verisi olacak. Yine Aralık ayı da tabii ki çok önemli. İşte Ocak ayıyla beraber ürünlere zam geleceği beklentisi. Bunun yanında bir sonraki ay herkesin ücretlerinin zamlanacak olmasıyla beraber Aralık ayında da önemli bir hareketlilik yaşadığımızı, artık yılbaşı kültürünün de yavaş yavaş alışveriş olduğunu da görüyoruz. Aralık ayındaki satışlar da bu yılı daha netleştirecek. Ama şu anki Ekim ayının başlangıcı, Eylül ayının ikinci yarısıyla beraber baktığımız hareketliliği, geçtiğimiz yıllarla aşağı yukarı iç piyasada aynı ciroları yapacağız gibi gözüküyor ki bu böyle enflasyonist bir yılda sektörümüz açısından oldukça başarılı bir sezon olduğunu, bir yıl olacağını söylemek doğru olacaktır. Peki şimdi sektörde özellikle bu konkordato süreçleri noktasında baktığımızda nasıl bir görünüm var? Kepenk kapatma süreçleri, bunları konuşuyoruz bir müddettir reel sektör tarafında. Sizin sektörde nedir görünüm? Bizim sektörde de maalesef haddi sayılır bazı firmalarımızın konkordato aldıklarını görüyoruz. Bunun yanında konkordato alamadan batan, iflas eden firmalarımızın da olduğunu ve buradaki rakamların haddi sayılır rakamlar olduğunu da gördük. Bunlar tabii sektörü etkiliyor ve bu etkilemesi her geçen ay daha da artarak geliyor. Çünkü belirli bir vadeyle çalışıyor sektör. 8 ay, 10 ay vadeler var. Dolayısıyla batan bir firmanın sahaya verdiği etki belki 8 ay, 10 ay sonra çok daha etkili oluyor. Şimdi bu etkileri yavaş yavaş hissetmeye başladık. Türkiye'nin birçok noktasında önemli firmalarımızın biraz sıkıntıda olduğunu da söylemek mümkün. Bunların tabii özellikle kredilerde, krediye ulaşmanın zor olduğu, fiyatının çok yüksek olduğu yerlerde maalesef daha da artacak gibi de gözüküyor. Ama inşallah dediğimiz gibi olmaz ve hedefleri tutturmak açısından bu süreçlerde bir an önce toparlar diye umuyorum. Bu söylediğiniz sektörün ne kadarına tekabül ediyor ve hani ne oranda bir seviyeye varmasını bekliyorsunuz? Rakam olarak vermek tabii iç piyasa rakamları çok fazla doğru olmayacaktır. Ama %10-15 firmayı zor durumu sokabileceğini söylemek bir öngörü olarak doğru olabilir Zeynep Hanım. Bu tarafta toparlanma, şimdi bu toparlanma nerede bekliyorsunuz onu soracağım ama tabii bunun ilişkili olduğu bir ayakta ihracat tarafı, biraz orayı konuşup isterseniz burayı da oraya bağlayalım. Şimdi oraya baktığımızda oradaki veriler bize ne söylüyor? Yani ilk 6 ayda 4,5 civarı bir azalma vardı, yanlışsam düzeltin. Devamı nasıl seyretti? Evet, rakamlara çok hakimsiniz. Gerçekten 2023'ü 2024'ünü kıyaslarsak %4,6'lık bir azalmayla ilk 6 ayı kapatmıştık. Önceki yıl 2,96 milyar dolarlık ihracatımızı bu yılın 6 ayında 2,82 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu da bizim ihracat hedeflerimizde bizi negatif etkilemişti. Ama açıkçası Temmuz ve Ağustos ayları ihracatta bir artış da gerçekleşti. Yani Temmuz'a baktığımızda %19, Ağustos'un %17 arttığını görüyoruz. Ve bu rakamlarla yılın ilk 8 ayında
%1.1'lik bir artma olduğunu görüyoruz. 2023'te 3.98 4 milyar dolarlık ihracatımızı 2024'te 4.02 milyar dolar olarak arttığını görüyoruz. Ve %1.1'lik bir artma var. Geçtiğimiz yıl 6.1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştik. Şimdi bu rakamlarda 4 milyar doların ilk 8 ay olduğunu düşünürsek bu yılı gene geçtiğimiz yıl 2023'te de 22 ile aynı rakamları gerçekleştirdik. Gene 6.1 milyar dolar seviyesinde 2022 cirolarıyla ihracatıyla kapatacağımızı öngörüyorum bu yılın sonunu. Peki şimdi ihracatı arttırma noktasında ne yapıyorsunuz mesela? Nasıl faaliyetleriniz var? Nasıl hedefler var? Ve o hedefleri tutturma adına yapılanlar neler sizin cephenizde? Evet, tabii ki biz ihracatı düştüğü dönemlerde de oturup hiçbir zaman beklemedik. Yıllardır Zücde olarak sürdürdüğümüz ihracatı artırma çabalarına ara vermeden devam ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Dünyanın sektörün 3. fuarı, ZÜÇEX fuarımızı 19-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdik. İşlerin durgun olduğu bu dönemde belki de buraya katılan firmalarımızın çoğunda hedefleri de nispeten daha aşağıydı. Ama o aşağı olmasından da kaynaklı olsa fuarımızın başarısından da kaynaklı son derece başarılı bir fuar gerçekleştirdik. Ve hatırı sayılır bir iş imkanı yarattığımızı düşünüyorum. Önümüzdeki hafta 13-16 Ekim'de Kuzey Afrika'da pazar belirlediğimiz FAS'ta 17 firmamızla beraber ülkenin en büyük alıcıları ile 70 civarında firmamızı bir araya getireceğiz ve B2B görüşmeleri sağlayacağız. Bunlar da çok önemli. Her yıl belirlediğimiz hedef ülkelere sürekli bu şekilde ticaretler götürüyoruz. Onlar da ihracatımıza önemli katkı sağladığını düşünüyorum. Gene 4-7 Aralık'ta Antalya'da bu yıl derneğimizin 20. yılı. Bu yıla özel yani nitelikli 150 tane yurt dışı misafirimizi yine Antalya'da 100'e yakın üreticimizle buluşturacağız. İnanıyorum ki yani bu yıla şu ana kadar yapılan en başarılı, en özel zirve olacak. 20. yılımıza yakışır bir zirve yapmayı ve bunu sektörümüzün de ihracatta önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Gene sektörümüzle ilgili bizim dış ticareti tüm dünya ülkeleri ve alt sektörler bazında incelediğimiz bir dış ticaret raporumuz var. Bu yıl onun 10.sunu da tam hazırladık. Fuarımızda da dağıttık. Yaklaşık 180 sayfalık tamamen tüm dünya, tüm sektörleri, alt sektörlerimizi incelediğimiz bu kitapçığın da tüm üyelerimize, tüm sektörümüze çok önemli katkı olduğunu düşünüyorum. Nedir oradaki ana çıktı Mesut Bey? Sektörler, ülkelere göre planlıyoruz. Sektörümüz 8 ana koldan oluşuyor Zeynep Hanım. Bu 8 ana kolu tüm dünyaya entegre ediyoruz. Örneğin cam sektöründe son 10 yılda dünyada en fazla ithalat yapan ülkeler hangileri olmuş? En fazla ihracat yapan ülkeler hangileri olmuş? İthal ettikleri GİTİP numaraları nelerdir? Hangi ürün gruplarına, GİTİP'lerine kadar iniyoruz? Hangi ürün gruplarında ne kadar ithalat yapmışlar? Bizim için önemli olan hedef pazardaki firmaların ne kadar ithalat yaptıkları. Camda keza, porselende, seramikte. Dolayısıyla sektörümüzde hangi grupla ilgiliyse firmamız o grubun başlığının altını incelediğinde hangi ülkeleri hedef pazar olması gerektiğini, oraya neler satıldığını tek tek görebilir ve 10 yıllık karşılaştırmayla yapıyoruz. Bunun yanında buradaki tabloya girememiş ama hedef olacağına inandığımız, önümüzdeki yıllarda bu bölgelere yoğunlaşılması gereken ülkeleri de çalışıp onları da burada bilgilendiriyoruz. Peki, Mesut Bey merak ettim. Mesela o çalışmada Çin'le ilgili ne çıkıyor, nasıl bir görünüm var? Çin zaten 300 milyarlık bir sektörümüz var. 152 milyar doları %51'ini tek başına yapan bir ülke. Dünyanın %51'i tek başına Çin. Yani aşırı şekilde destekleniyor ve kollanıyor. Fiyat olarak da, ürün yelpazesi olarak da. Bunu her programda söylüyorum. Gerçekten pandemiden belki de en çok yatırım yaparak, en çok bu kendini geliştirerek çıkan ülke olduğunu görüyoruz. Zaten çok başarılılardı. Bunu fuarda da gittiğimizde, epeydir tabii oraya ulaşamadığımız için gidemiyorduk. Şu an her yılda iki defa Kanton Fuarı gerçekleşiyor. Ürünlere baktığımızda kalitesiyle, fiyatıyla Çin eskisinden çok daha güçlü, çok daha önemli bir konumda. Dolayısıyla biz artık eskiden Çin'le yarışıyor gibiydik ama şu an fiyatlarımız özellikle döviz kurunun baskılanmasıyla beraber neredeyse Avrupa'ya bile ürünlerimiz pahalı gelmeye başladı. Biraz bu konuların bir önce toparlanması lazım ama Çin
her zamankinden çok daha büyük bir güç olarak karşımızda duruyor. Avrupa tarafında biraz konuşalım. Şimdi Avrupa tarafında görünüm 2025 içinde öyle çok pırıltılı durmuyor, öyle söyleyeyim ben. Dolayısıyla yani ana pazardaki görünümün böyle gitmesi sizin 2025 hesaplarınızı nasıl etkiliyor? Bir de orada eğer pahalı kalmaya başladık diyorsunuz ya, öne çıkanlar kimler Türkiye pahalı kaldıysa? Evet, yani özellikle Avrupa pazarı bizim satışımızın %58'ini gerçekleştirdiği için bizim için önemli pazar. Oradaki her durağanlık, her durgunluk bizleri negatif yönde etkiliyor. Şimdi bunların etkilerini de zaten yaşıyoruz. Bizim az önce saydığım birçok bu ticari heyetlerimiz olsun, hedef pazar ülkelerimiz olsun, fuarlarımız olsun, buraya getirdiğimiz misafirlerimiz olsun, mümkün olduğu kadar o belirlediğimiz ülkelerde gelişmekte olan ve ithalatı artan ülkelerdeki firmaları buraya getirmeye, burada yoğunlaştırmaya çalışıyoruz. Bunlarla Avrupa'daki bu açığımızı nispeten kapatmaya çalıştığımızı söyleyebilirim. Bunun da rakamlara zaten Avrupa gibi bu kadar duran bir ülkede, bölgenin olduğu yere göre satışlarımızı hala aynı rakamlarda götürebiliyor olmak, 6.1 milyar dolar seviyede tutabiliyor olmak demek ki bu pazardaki çeşitliliğimizi, doğru hedef pazarlara yoğunlaştığımızı ve o hedef pazarlara doğru ürünleri sattığımızı gösteriyor. Avrupa ile ilgili kısımda gene bildiğiniz gibi inşallah oradaki toparlama olduğu takdirde de bizim ülke sıralamasında, normalde biz 9. sıradaydık züccaciye liginde. Bu yıl Fransa'da bizim bir basamak altımızdaydı, önümüze geçti. 10. sıraya düştük. Bunun en büyük sebeplerin başında Avrupa pazarındaki bu durağanlığın geldiğini de düşünüyorum. Ama inşallah önümüzdeki yılla beraber Avrupa'nın da bir an önce toparlamasıyla bizim o beklediğimiz ilk 5 ülke arasına girme hedefimizi tekrar yerine getirmek için çalışacağız Zeynep Hanım. Son olarak istihdam tarafında görünüm nasıl sektörde diye sorarak noktalayayım. Çünkü baktığımızda PMI verileri geldiğinde hemen 10 sektörün 10'unda uzun bir aradan sonra bir istihdam tarafında da daralmayı görüyoruz. Sizin tarafta nasıl bir görünüm var? Evet, bizim aslında tabii turizm sezonu bizim otel kesimle ilgili geçici istihdam da sağladığı için hem de tarım sektörüyle beraber belki istihdam rakamlarına o kadar yansımadı ama sizin de söylediğiniz gibi PMI verileri rakamları 47.8, Ağustos ayındaki PMI, Eylül ayındaki sert bir düşüşle beraber 44.3'e geriledi ki bu Mayıs ayından 2020'den bu yana belirgin düzeyde gerçekleşti. Yani en aşırı düşme olduğunu görüyoruz. %44.3 gerçekten pek epeydir yaşamadığımız, görmediğimiz bir durum. Bu istihdam konusunda tabii ki sanayici yatırımını yapamadığı takdirde ve paraya ulaşamadığı takdirde, ham maddeye ulaşamadığı takdirde bunların bize yansıması istihdam anlamında da negatif olacaktır ve bu negatifliği bu 3-4 ay daha fazla hissedeceğiz. Çünkü artık turizmdeki oradan ayrılan geçici istihdam sağlayan kişilerin de işsizlik rakamları eklenmesiyle beraber istihdamda bir miktar daha düşme olacağını düşünüyorum önümüzdeki birkaç ayda. Teşekkürler Mesut Bey, çok sağ olun. İyi akşamlar katıldığınız için. Sağ olun. Şimdi Ege İhracatçı Birlikleri temsilcisi Erkan Zandar'la konuşacağız bu noktada. Hoş geldiniz Erkan Bey yayına. Hoş bulduk. İyi yayınlar Zeynep Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi baktığımızda bu ihracat tarafıyla başlamak istiyorum. 2024 yılı 4. çeyrek ihracat beklenti endeksi geldi ve orada bir önceki çeyreğe göre 5,6 puan bir azalma var. Yani kötümser beklenti noktasına kaymış durumda, yüz eşiklerinin altına inmiş. Deri tarafı en fazla ihracat kaybı yaşayan sektörlerdendi. Yaz siparişlerinde durum ne ihracat bacağında? Avrupa tarafında tabii ne kadar bir farklılaşma var oradaki görünümde dikkate alındığında, özellikle Almanya'ya. Evet, biz maalesef bu sene çok iyi başlayamadık. Deri ve deri mamulleri sektörü özelinde ve ihracatın genelinde. Her ne kadar ilk aylarda bazı pozitif rakamlar görsek de işte aylar geçtikçe, zaman geçtikçe
Bir yandan kurum baskısı, bir yandan talepteki azalma, bir yandan işte hem Orta Doğu'da hem Rusya bölgesindeki savaşın yarattığı stres, bunların hepsi artık ciddi anlamda bir talepte düşüşe ve ihracat rakamlarında da düşüşe yol açıyor. Bunun sonuçlarını açıkçası tahmin ediyorduk. Bu seneyi en azından %30, %40'lık bir kayıpla kapatacağımızı öngörerekten biraz seneye başladık. Biz sinyalleri biraz tabii diğer sektörlere göre önceden görebiliyoruz. Çünkü bize sezonlar 8 ay önceden başlıyor. Yani 8 ay önceden o sezonun ne olacağı, o sezonda gelecek olan siparişlerin adetlerini 3 aşağı 5 yukarı görebiliyorsunuz. 2021-22 pandemi döneminde yaşanan bir olağanüstü durum vardı. Türkiye bir anda çok kompetitif bir işçilik oranlarıyla pandemiden çıktı ve bir anda bu ulaşımdaki ve tedarikteki sorunların da devam etmesiyle Türkiye Avrupa'nın açıkçası gözdesi oldu. Deri ve deri mamulleri sektörü çok ciddi bir artışla, %30'a yakın artışlarla o seneleri kapattı. Şu anda da açıkçası o artışlar sonucunda kazandığımız bütün kaleleri teker teker geri veriyoruz. Bu geri vermemizin sebeplerinin arasında kur tabii ki de var. Ama bizim hazırlıksız yakalanmamızın da etkisi büyük. Çünkü biz bir anda bu kadar kompetitif bir işçilik oranından çok daha pahalı bir işçilik durumuna geçince performans ve personel başına düşen üretim katsayılarımızı doğru hesaplayamadık ve şu anda bunun açıkçası cezasını çekiyoruz. Avrupa bölgesi maalesef kötü bir dönem geçirdi. Özellikle yaz ayları bizim sektörü ilgilendiren bir konu, çünkü havanın durumu da bizim sektörü çok etkiliyor. Çok nemli ve yağışlı bir yaz dönemi geçirdi. O yüzden yazlıkla ilgili şu anda gelen siparişler bizim beklediğimizin de altında gelmeye başladı. Bu demek oluyor ki bu ihracattaki düşüş trendi önümüzdeki 5-6 ay daha devam edecek. Peki, şimdi Avrupa tarafında özellikle Almanya ayağını az önce de söyledim. Yani orada 2025'teki durağanlık devam edecekse, Avrupa genelinde de talep düşecekse, sonrasına ilişkin hesaplamaları nasıl yapıyorsunuz? Tabii bir yandan belki bu tabloya Çin üzerinden gelen görünümü de eklemek lazım. Yani oradaki teşvik ve destek paketleri de bir yandan hemen tüm sektörler açısından belirleyici oluyor. Evet, Almanya aslında baktığınızda Avrupa'nın lokomotif ülkesi. Yani Almanya tüketiyorsa Avrupa bir şekilde üretiyor, Avrupa bir şekilde kazanç sağlıyor. Almanya'daki durağan durumun en büyük etkisi şu anda Rusya'daki savaş ortamı ve bu savaş ortamının henüz bitmemiş olması. Piyasayı ciddi anlamda etkiliyor, tüketicilerin alım şevklerini kıran bir ortam. Almanya'nın bu şekilde durağan gitmesiyle beraber ona entegre olan diğer bütün Avrupa ülkeleri de eşdeğer bazda, yani %20 ile %30 arasında perakende satışları da eksiyle devam ediyor. Bugün, daha bugün buraya gelmeden önce Kanada'daki bayimizle görüştük. Şu anda Kanada'da da %20'ye yakın perakende satışlarına düşüşler olduğunu ve önümüzdeki yaz içinde satışları ciddi anlamda etkilediğinden bahsetti. Bu demek oluyor ki şu an globalde bu eksi değerler %20 ile %30 arasında seyrediyor. Biz bunun etkilerini çok hissediyoruz çünkü Avrupa'ya çok endekslenmiş bir sektörüz. Bununla beraber Çin'in vermiş olduğu, özellikle Çin hükümetinin vermiş olduğu tabii avantajlar bizimle olan rekabet güçlerini çok daha yüksek bir noktaya getiriyor. Biraz önce Züccaciyeciler Başkanımızla konuşuyordu, ondan denedim. Aynı sorun bizde de var şu anda. Hani Çin'le yarışmayı bırakın, Portekiz'de yarışır hale geldik bir anda. Siz diyeceksiniz ki Portekiz'de işçilik Türkiye ile aynı fiyat mı? Hayır, değil. Ama bu ülkeler geçtiğimiz 10 yıl, 15 yıl daha yüksek performansla, daha az personelle daha ciddi adetler nasıl yaparız? Nasıl daha teknolojik üretimlere geçiş yaparız? Makinaları nasıl daha iyi kullanırız, daha efektif kullanırız? Bunların hepsini inceleyip bunu daha çok entegre etme üretimlerine. Biz maalesef, dedim ya size, kötü yakalandık diye. Biz bir anda Çin modelinden çok daha yüksek maliyetli bir üretim modeline geçtik ve üretim sahalarımız, üretim tesislerimiz buna hazır değildi. Şimdi bu dakikadan sonra biz artık kuru bekleyecek bir halde değiliz. Biz de kendimizi bir şekilde çeki düzen vermeliyiz. Üretim maliyetlerimizi kısmaya yönelik performans arttırıcı
her türlü eylemde bulunmamız lazım. Keşke bizim de sektörün bir mühendisliği olsaydı. Maalesef yok. İşte biz de iş sahipleri olarak şu anda elimizden geldiğince mühendislik yaparak içerideki performansları yükseltmeye çalışıyoruz. Ne yapıyorsunuz Erkan Bey? Yani hani şu vurgunuz üzerinden dediniz ya, biz hazırlıksız yakalandık. Hazırlıksız yakalanmadan çıkarılan notlar, bir daha hazırlıksız yakalanmama adına atılan adımlar, performans arttırıcı diye tarif ettiğiniz hamleler neler? Bunu biz her halükarda devam ettirmek zorundayız. Çünkü ben konuşmamın başında da söyledim, %30, %40'a yakın bir istihdam kaybı bekliyorum bu sene. Ve bu kayıp geri gelmeyecek bir kayıp. Çünkü bizim sektörlerimize zaten yeni personel, gençler ilgi göstermiyor, yetişmiyor. Elimizde 50 yaş üzeri pek çoğu EYT'den emekli olmuş pek çok personel var. Şu anda personel bulmak artık çok sorun gibi görünmese de bu %30-40'lık kayıp sonrasında başka sektörlere gidecek olan, kayacak olan bu personel gücünü bir daha geri gelmeyecek, alamayacağız. Otomatikman biz bundan sonra her şekilde daha ciddi teknolojik atılımlar yapmalıyız. Biraz önce bahsettiğim o performans analizlerini doğru yapmalıyız. Belki Portekiz'i, İspanya'yı, İtalya'yı örnek alıp onların şu anda üretimde kullandıkları teknikleri, sistemleri iyi incelememiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi günümüzde çok belki şey olacak ama yani yapay zekadan bahsediyoruz, yapay zeka ile yapılacak işlemlerden bahsediyoruz, buna yapılacak yatırımlardan bahsediyoruz. Belki bizim sektörümüz hala çok hazır değil bu tarz teknolojik gelişmelere ama öyle veya böyle işin bir tarafından otomasyonlar, robotize sistemler bizim sektörlere de yavaş yavaş girmek zorunda kalacak. Ha, bu tabii ki yatırım demek. Yatırım içinde kazanç gerekiyor. Biz aşağı yukarı bir yıldır para kazanmayan bir sektörüz. Bu şekilde devam ettiği sürece de bu yatırımları yapacak bir kazanç olmazsa tabii sıkıntılar yaşayacak. O yüzden bahsettiğim o %30, %40'lık iş kaybıyla beraber gelecek personel kaybını telafi edecek ya eğitim kurumlarıyla anlaşıp gençleri yetiştirmemiz lazım. Yetiştiremiyorsak da performansı artırmaya yönelik biraz daha böyle mühendislik hesabını yapmamız lazım. Para kazanıldığı dönemde bu dediğiniz yatırımlar ne kadar yapıldı? İşte o zamanlarda yapılmadı. Çünkü insan gücünün aslında ne kadar... Yani o mesafe çok da açık değil sanki Erkan Bey, ne dersiniz? İşte değil. Yani, onu demek istiyorum. Yani hani bu yaşadıklarımızla o para kazanılan alan açık değil. Yani zaman açık değil böyle orada. Yo, yıllar geçmiş değil. Biraz açık. Şimdi bir pandemi dönemi zaten sektörü çok yordu baktığınızda. Çünkü evet, ağırlıklı dış giyime yönelik bir üretim yapıyor deri sektörü. Ve dışarıyla ilişkinin kesildiği bir iki yıl geçirdi. Sonra onun üzerine bir anda bir çok ani bir talep patlaması yaşadı sektör ve o talebi karşılamak için ciddi bir insan yüküne yüklenildi. Ve şimdi o insan yükü artık çok ağır gelmeye başlayınca biz fiyat tutturamaz hale geldik. Dedim ya size, yani o para kazanılan dönemler ben sizi söylediğime çok daha önce dönemler. Yani bu 2000'li yıllardan sonraki dönemlerde sektör para kazandı. Yatırımlarıyla fabrikalaştı, teknolojiye biraz da olsa eğilim verdi. Ama o işte o teknolojik eğilim bir noktadan sonra Türkiye'de kaldı. Çünkü iş gücü bunu bir şekilde kapatır hale gelmişti. İnsan gücü değil. Yani nasıl iş gücü kapatıyordu ve ortada bir kriz, bir belirgin mesele yoktu. İşler de iyi gidiyordu. Dolayısıyla gerek de duyulmadı noktası yani, öyle kesinlikle, mi? Kesinlikle, kesinlikle. Peki şimdi az önce Çin konuşurken kısaca bir Rusya vurgusu yaptınız. Orada şunu merak ediyorum. Çin özellikle şimdi bu Ukrayna-Rusya krizinden sonra bizim, yani sizin sektörün daha doğrusu Rusya'yla iş hacmi ne kadar etkilendi? Şimdi orada ne kadar bir Çin'e kayış oldu? Çünkü daha önce bunu konuştuğumuzu hatırlıyorum sizinle. Evet, Rusya en önemli pazarıydı deri ve deri mamullerinin. Şu anda baktığınızda %70 oranında bir kayıp söz konusu. Özellikle deri konfeksiyon çok ciddi bir darbe aldı. İstanbul bölgesi ayakkabı üreticileri çok ciddi bir darbe aldı. Buradaki talep, ha diyeceksiniz Rusya'da çok büyük bir talep mi var? Hayır, orada da ciddi bir talep azalması var. Ama mevcut olan talep olduğu gibi Çin'e gitti. Özellikle Çin'deki bankacılık sisteminin şu anda uyguladığı sistem, yani Rusya içinde RMB hesaplarını artırıp RMB'ye yüksek faiz verip bankaların RMB bulundurmalarını sağladılar ve bu RMB'yi kendi halklarına bir şekilde satıp RMB ile Çin'den mal almanın önünü açtılar. Şu anda bizim aslında rubleyle yapmamız gereken ticareti Çinliler Rusya ile RMB ile yapıyorlar. Çok ciddi bir avantaj. Artı RMB ile yapıldığı için bu ticaret
devlet garantili uzun ödemelere de bankalar izin vermeye başladı. Böylelikle biraz daha açık hesapla daha uzun vadeli mal satmaya başladı Çinli üreticiler Rusya tarafına. Bu da Çinli Rus alıcıların tabii ki çok işine gelen bir sistem. Peki biraz içeriği de sorayım. Yani harcama tarafı özellikle turizm sezonunda yabancı tarafı nasıl oldu? Bekleneni verdi mi? İç piyasa maalesef şu anda beklediğimizin altında. Yanlış hatırlamıyorsam iç piyasadaki kredi kartıyla yabancılar satışlar geçen sene %14'lerdeyken bu sene %4'lere düşmüş durumda. Bu da yabancı misafirlerin Türkiye'de alışverişi bayağı bir azalttığını gösteriyor. Tabii ki bunun içinde hizmet sektörleri de var. Yani turizm de bu işten etkilendi. İç piyasadaki şu anda özellikle zincir mağazaların sağlığı, sıhhati bizim sektörlerimizde çok önemli. Yani iç piyasa da geçmiş senelerde yaşanmış bir zincir krizleri vardı, hatırlarsınız belki, özellikle ayakkabı sektöründe çok duyulmuştu bunlar. Yani bunların tekrarlanması şu an hali hazırda zaten sıkıntıda olan bir sektörü daha da etkileyecektir. O yüzden iç piyasadaki mutlaka dinamiklerin belli bir oranda sürekli hale gelmesi lazım. İç piyasadaki satış grafiklerini en azından şu Ocak ayına kadar biraz daha yüksek tutmamız lazım. Burada fiyat endeks performans oranları çok önemli. Tabii şu anda iç piyasada da baktığınızda perakende sektörünün de girdi maliyetleri çok yüksek, aynı bizde olduğu gibi. Ama iç piyasada böyle bir şans var. En azından fiyat artışları bir şekilde tolere edilebiliyor veya fiyata edilebiliyor. Biz ihracatta bunu yapamıyoruz. Çünkü ihracatta dediğim gibi 8 ay önceden euro bazında verilen fiyatlarla bugün üretim yapıyor üreticiler. Bunu iç piyasa düzgün kullanmalı ve bu seneyi mutlaka kazasız belasız kapatması lazım. Son bir dakika, bu hedefler doğrultusunda Ticaret Bakanlığı'nın bir, yani daha doğrusu şöyle, Ticaret Bakanlığı'nın bu yeni teşvik sistemi ne kadar sizin tarif ettiğiniz tabloya yardımcı olur? Eğer bahsettiğimiz responsible ondan konusuysa geçen, evet çok doğru. Şimdi biliyorsunuz bu özellikle yeşil mütabakat Avrupa'da ciddi anlamda ele alınmaya başlandı. Kullanılan, daha doğrusu mamulde kullanılan ham maddelerin hepsinin orijini, geldiği noktalar, bu üreticilerin işte hassasiyeti, doğa hassasiyetleri, karbon ayak izleri, bunların hepsi artık önem kazanmaya başladı. Yani iş artık bundan sonra sadece malı satmakta değil, malın tedarik zincirinin bir şekilde kontrol altına alınması demek oluyor. Bu bağlamda Ticaret Bakanlığımızın yeni çıkarmış olduğu bir responsible teşvik sistemi var. Geçen hafta Tekstil Daire Başkanımız Ege'de bizi ziyaret etti. Bütün konuyu net bir şekilde anlattılar. Hatta web sitesinden de ben herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka çok iyi hazırlanmış bir web sitesi var. İncelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu aynı Türk Quality sistemi gibi bir firmanın bu sistem içinde, yani yeşil mütabakatı hazırlık süresinde gerek alması gerektiği danışmanlıklardan, gerek firmanın eksik olan noktalarının giderilmesine yönelik yapılacak bütün, evet, yatırımlarda ciddi bir destek örneği sağlıyor bakanlığımız. Bence bu konunun hatta bu programlarda ciddi anlamda anlatılması da gerekiyor. Erkan Zandar, çok çok teşekkürler katıldığınız, katkınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, iyi akşamlar. Bir haberle noktalayalım 60 dakikayı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin düzenlediği ve Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonu tarafından organize edilen 8. Dünya Yatırımcı Haftası Borsa İstanbul'da yapılan gong töreniyle başladı. Burada noktalayalım 60 dakikayı, hoşçakalın. Borsa İstanbul'da gong yatırımcılar için çaldı. Bu yıl 7-8 Ekim tarihlerinde İstanbul'da kutlanacak etkinlik açılışın ardından online platform üzerinden devam edecek. Dünya Yatırımcı Haftası'nda bireysel ve kurumsal yatırımcılarla üniversite öğrencileri ve reel sektör şirketlerine yönelik 10 panel düzenlenecek. Tüm panellerin çevrim içi olarak gerçekleştirileceği Dünya Yatırımcı Haftası'nda alanında uzman 50 panelist yer alacak. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz, Dünya Yatırımcı Haftası'nın sermaye piyasalarının geleceğinin şekillenmesine çok önemli katkılar sağladığını söyledi. Bizim için önemli bir hafta. Yatırımcıların bilinçlendirilmesi, korunması için bir farkındalık haftası. Dünyada 100'den fazla ülkede kutlanıyor. Biz de Türkiye'de her sene bunu güçlü bir şekilde kutlamaya çalışıyoruz. Peki bu hafta kapsamında neler yapılacak?
Dünya Yatırımcı Haftası bugünkü bu sabahki gong töreniyle başladı. 10 tane panelimiz olacak. Türkiye'de finansal sektörün aslında önde gelen tüm isimlerinin yer aldığı, uzmanına sor temasıyla hareket ediyor olduğumuz, içerisinde finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik, yatırımın ana temaları, bireysel emeklilik gibi konuların işlendiği birbirinden kıymetli paneller. Bu panellerin hepsi çevrim içi olacak ve isteyen herkes buna akses edebilecek. Daha sonra da kayıt alındığı için tekrar ücretsiz olarak bütün vatandaşlarımız izleyebilecekler. Pemin Hanım, seneyi bitirmek üzereyiz. Son çeyreğe girdik. Dolayısıyla yatırımlar anlamında baktığımız zaman geldiğimiz noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk 9 ayı oldukça iyi değerlendiriyoruz. Yatırımcı sayımız 7.2 milyona ulaştı. Sermaye tabana yayıldı. Bu yatırımcı kitlemizin, ben söyleşilerde söylüyorum çünkü çok önemsediğimiz bir konu, yaklaşık %40'ı gençlerden oluşuyor. %35'i de kadınlardan oluşuyor. Küçük bakiyeli yatırımcı sayımız arttı. Önümüzdeki dönemde hem küresel piyasalardaki faiz indirimleri, Türkiye'deki ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar, biliyorsunuz not artırımlarını getirdi. Bunların devamını bekliyoruz. Bundan sonraki noktada bizim için aslında iki tane önemli konu var. Bireysel tarafta bireysel yatırımcıların kalıcılığı, bunun da yolu bilinçlenmeden ve finansal okuryazarlıktan geçiyor. Bir de yabancı yatırımcının piyasamıza gelmesi. 2025 yılına doğru giderken aslında bu iki önemli konunun altını çizmek isterim.